hızlı okuyacağız da ne olacak? Ya bu bir teknik, bir yöntem. Anlamlandırmanı güçlendiriyor. 2 saatte okumanızın bu kadarı çıkaralım filan. Sence birazcık da bu söylemler bu işin derinliğini böyle çok sığlaştırıyor, basitleştiriyor ve arka planındaki o bilimsel temellerin konuşulmasına engel olmuyor da çok olabilir mi? Arabada 6 vites var. Sen her zaman 6. viteste mi gidiyorsun? Evet. Tamam mı? Bu kitap beyin nasıl okur diyor. Bak dikkatini çekiyorum. Göz nasıl okur demiyor. Beyin nasıl okur diyor. Evet. Aykut Hocam selamlar. Fikret Hocam selam. Merhaba, nasılsın? Çok teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Valla şimdi bizim seninle tabii dostluğumuz bir 8 sene oldu. Çok güzel. Birlikte yaptığımız projeler de var. Hala da devam ediyor. Ama belki de böyle bir sürecin içerisinde ilk kez insanlar bizi kamera karşısında da görmeye başlayacak. Süper. Yani biz aslında öğrenme yoldaşlığına başladık seninle. Ama bu öğrenme yoldaşlığı şu anda tabii küfede bir şeyler biriktirdik. Onu biraz böyle insanlarla paylaşmak istiyoruz. Kesinlikle öyle. Yani hem merak uyandıran, hem insanları teşvik edecek, hem eğlenecek, hem bilgilenecek bir şeyler olsun. Ama tabii bu ilk buluşma olduğu için bir de şuradan başlayalım da istiyorum. Yani bizim tanışma hikayemiz ne? Evet. Bir de yani güncelleyeceğiz de insanları. Kesinlikle. Yani 8 yıl öncesiyle şimdiki arasında çok büyük fark var. Hem teknoloji açısından. O güncellemek de bence önemli diye düşünüyorum ben. Biraz da kendimiz de güncellemiş oluruz yani. Tabii o yolculuk nasıl başladığını dediğin gibi konuşalım. Valla şöyle, ben tabii uzun yıllar kurumsal hayatın içerisindeydim. Ne zaman yolum eğitim işiyle kesişti? Bir akademi kurmuştuk biliyoruz. O zaman kafayı şuraya takmıştım. 21. yüzyıl bilgi çağı. Hani bizim kullandığımız bir tabir var ya, bilgi obezitesi. Çok fazla bilgi var. Peki biz bu bilgiyle nasıl başa çıkacağız? Yani çünkü bize bugüne kadar hani sosyal bilgiler, matematik, Türkçe, fen bunları öğrettiler. Ama bir bilgi nasıl kolay öğrenilir? Aslında güzel bir isim değil mi o bilgi obeziteliği? Yani şey hani gerçekte şişmanlamıyorsun ama bilgiden şişmanlıyorsun. Doğru. Sağlıklı bir kilo alma değil ama işte. Biraz işte bu meselelere kafayı takınca araştırmaya başladım. Özellikle zihin haritaları konusu, işte hızlı okuma, hafıza teknikleri, evet. Sonrasında Tony Buzan ismi ve sana kadar aslında hikaye geldi. Böyle bir yol haritası var aslında. Evet, yani dedim ki ya bu işinde Türkiye'de işte üstadlarından kim var acaba derken yok, hakikaten öyle. Yolumuz seninle kesişti. Bundan tam 8 sene önce. Böyle başladık. Ben de zaten Tony Buzan'ın yolculuğuna böyle başlamıştım. Hı-hı. Hani yoldaşlık böyle başlıyor. Oradan birinin biraz peşine, bahseder misin? Tabii birinin peşine takılıyorsun. Hı-hı. Yani. Şöyle, ben matematiğim çok iyiydi. Ben normalde ekonomi mezunuyum biliyorsun. Hı-hı. Benim de matematiğim çok iyi. Ben de matematiği, yani o işte ekonomi okuyorum, bir takım çalışmalar yapıyorum ama matematiği çocuklara, öğrencilere anlatıyorum. Hani nasıl böyle sen lisedeyken iyi bir matematik bilirsen 4. 5. sınıf öğrencisinin matematiğini yapabilirsin. Bir de matematikçe diye bir şey var. Yani bir matematiği sen lisedeki matematiği bilirsin ama onu karşı tarafı 4. 5. 6. sınıfa matematiğini, yani matematikçe diline çeviremeyebilirsin. Hı-hı. Yani onu izah etmek, anlatmak ayrı bir beceri istiyor bence. Sonra ben tabii matematikte böyle öğrencilerle çalışırken, öğrenciler bir tek matematik değil ki, öğrenme konusunda zorluk çekiyorlar. Yani başka derslerde çalışıyorlar. İşte matematiği bilen sözel dersleri yapmıyor, sayısaldan ilerlemek istiyor. Ben de böyle biraz böyle matematik anlatırken onların daha iyi öğrenmesi için, hı-hı, daha hızlı, yani kendisinin bir öğrenci, kendisinin daha iyi bir versiyonu nasıl oluşturur sorusunda, hı-hı, yola çıkıyorsun. Yani her öğrenci bunu istiyor fakat yapamıyor. Harekete geçemiyor. Tabii buradan yola çıkınca benim de işte o öğrenme kitapları, öğrenme yolculuğunda karşıma şey çıktı. Tony Buzan. Hı-hı. Hatta Tony Buzan'ın, hep söylerim, en önemli ilk yani çevrilen kitaplarından bir tanesi Aklını En İyi Şekilde Kullan kitabı. Aklını En İyi Şekilde Kullan. Kullan. Bu Türkçe çevrilen bir kitabıydı. Ve onun içerisinde öğrenmeyle ilgili, bu öğrencilerin işte kendi yolculuğunda becerilerini arttırmakla ilgili süreç vardı. Ben de bunu öğrencilerle paylaşıyordum bu kitabı. Yani o zaman zihin haritalarını falan bilmiyorum. O tarafa gitmiyor. Sonra işte Tony Buzan Türkiye'ye geldi. Ben biraz onun kitaplarını okudum derken Tony Buzan'la olan hikaye. Yani diyeceksin ki Türkiye'de bir tek sen mi varsın da gittin Tony Buzan'dan bu eğitimi aldın? Ama Tony Buzan'ın eğlenceli anlatımı, akılda kalması ilk önce benim dikkatimi çekti.
Yani insan şöyle diyor, anlattığı adamın anlattığı senin aklında kalıyorsa herkesin aklında kalır olarak yola çıkıyorsun. Bu arada yaklaşık bir 5 sene oldu herhalde vefat etti. Evet. Tony Buzan. Evet. Bu bahsettiğin kaç sene öncesi? Zaman? Şöyle, Tony Buzan'ın kitabını 99'da okudum. Aklını en iyi şekilde kullanı. 95-96 gibi Tony Buzan'ın ismini duydum. Sonra işte 99'dan bahsediyorum. Sonra zaten teknolojiyle birlikte yani 2005'ten sonra uçmaya başladı. Daha çok ismi duyulmaya başladı. Hani biraz sosyal medyanın gelişimiyle, yani ben tanıştığımda sosyal medya bu kadar gelişmemişti. Ben tanıştıktan sonra sosyal medyanın gelişimiyle çok yayıldı. O zaman işte o kitapları da zaten kişisel gelişim. İşte böyle öğrencilerle ilgili çalışmalarda denk geldim. Biraz böyle işte karıştırınca yolculuk başladı. Yani beni yolculuk İngiltere'ye kadar götürdü. Yani Tony Buzan'ın ofisine kadar götürdü yani yolculuk. Meğerse bu dünyada bir beceriymiş. Yani insanların bütün ülkelerden eğitmenlerin gelip aldığı, kendi ülkelerine gidip de onlara anlattığı eğitim yolculuğu. Tony Buzan da zaten Türkleri, işte böyle Orta Doğu'daki ülkeleri, yani bir İngiliz olarak çalışmayı seviyor. Dünyayı dolaşmayı da seviyor. Başka kültürlerde yemek yemeyi seven bir adam. Yani sonra tabii yolculuk başladı. Ben de onun dikkatini çektim yapılan çalışmalarla birlikte. Sonra ben de işte senin nasıl kurumsal yolculuk, kurumlara eğitim vermeye başladım. Özellikle orada bizim hani o hep öğrenme kavramıyla birlikte mastermind olarak adlandırılan evet, değil mi? Evet. Üç tane bizim için çok önemli başlık vardı. Yani zihin haritaları, evet, hafıza teknikleri ve hızlı okuma ve anlama. Yani ben bunu şöyle gördüm Tony Buzan'dan. Öğrenme becerileri adı altında insanlar daha iyi nasıl öğrenebilirler, daha hızlı nasıl öğrenebilirler kısmını araştırmışlar. Şimdi Tony Buzan'ın da kardeşi Barry Buzan aynı zamanda da Cardiff Üniversitesi'nde de bu çalışmaları yapıyorlar. Üniversite tarafında da akademik bir beslenme de var. Tony Buzan kitaplarını yazıyor ama bilimsel verileri de içine koyarak yazıyor. Tony Buzan zaten uygulayıcı. Zaten uygulama kısmı benim hoşuma gitti. Benim yani o akademik kısmından öğreniyoruz bir şeyleri ama bunu uyguladığında insanların verdiği tepki çok güzel ve evet o mastermind denilen asıl. Yani bunda ne var? İşte hafıza var. Çünkü hafızanı da güçlendirmen lazım. Zaten Tony Buzan da bunları daha iyi duyurabilmek için bunları böyle bir olimpiyat haline getirmiş. Yani her yıl yarışması olan, düzenlenen. Bir de bunun o tarafı da var. Yani sen bir tek zihin haritalarını akademik tarafta kullanmıyorsun ki. Zihin haritalı şampiyonası var. Hızlı okumayı ya da işte öğrenme becerilerini onu akademik tarafta kullanmayabilirsin. Şampiyonası var meraklıysan. Biraz da işte hafıza konusunda senle de tanışmıştık. Ben Tony Buzan'a gittiğimde tanıştım Dominic O'Brien'la. Dominic O'Brien'ın da hafıza konusunda iskambil kağıtları olsun, binary olsun değil mi? Sıfırlar birler konusunda hafıza konusunda öğrenci geliştiriyorlar. Yani 2000'li yılların başında o katılmış olduğu Guinness'in hafıza şampiyonasında Dominic O'Brien kendisine karışık olarak gösterilen 54 teste iskambil kartını sırasıyla sayarak yani 2808 tane kartı çok sırasıyla güzel sayarak hafıza şampiyonu olarak rekorlar kitabına geçiyor. Şimdi bazen ben eğitimlerde bu örnekleri verdiğim zaman işte pi sayısıyla ilgili de böyle bir şampiyona yapılıyor. Ben mesela en karizmatik sayı diyorum pi sayısına. Niye diyorlar? Gerçekten çünkü öyle. Öyle çok yakışıklı. Yakışıklı. Biz onu 3,14 ile biliyoruz. Evet. Ama dünyada virgülden sonra en çok kaç basamağını ezberleyeceksin diye çılgınca bir yarışma. Çünkü tekrar etmeyen bir tarafı var. Kesinlikle. Ve dünya birincisi gelen kişi Daniel Tammet evet, 22.154 basamağını saymış. Şimdi bak ya, çok iyi ama bu örneği verdiğinde şöyle bir söylem de geliyor karşı tarafta. Ya hocam ne zoru varmış? Güzel. Ben bununla ilgili bir şey söyleyeyim mi sana? Çok enteresan. O Tony Buzan'ın yaptığı şampiyonaya katılan çocuklar var ya, okulda akademik süreçlerde başarılı olmayan öğretmenleri tarafından da hiperaktif diye adlandırılan ve eğitim konusunda da yani sınıfta bu adamın da ne işi var? Abi bir sussa da biz bir ders yapsak dediği öğrenciler şampiyonaya katılanlar. Buradan ben şuraya geleceğim. Yani Tony Buzan öyle bir şey yapmış ki kaybolan çocukları, akademik sistemde kaybolan çocukları bir başarı yolculuğundan çıkarmış. Kesinlikle. Mesela bu da benim çok dikkatimi çekti. Ve bunu aslında bir de sahip olduğunuz en büyük hazine, beyin sermayesi değil mi? Tabii. Bir de bunun üzerinden yapması. Kesinlikle. Yani o potansiyeli ne kadar daha etkili kullanabilirsin? İşte çünkü hep şu söylem vardır ya hani bizim söylediğimiz zayıf hafıza yoktur. Evet. Geliştirilmemiş, eğitilmemiş hafıza vardır. Evet. Çok güzel. Evet.
Ve bunu insanlara biz deneyimletiyoruz. Evet. Bu işin de sadece böyle motive edici bir aforizma gibi özlü söz olmadığını da onlara yaşatıyoruz. Görüyorlar. Bunu sen yetişkinlerde görüyorsun. Ve öğrencilerde yani hafızasını kullanan çocuğun özgüveni geldiği gibi aslında o okul ortamında başarısız görünen öğrencinin bir şeyler yapabileceği durumu da bize gösteriyor. Buradan sonra beni daha çok heyecanlandırdı. Herkesin tabii bir kapasitesi var. Yani 3 kilogram kabı gidip de 5 kilogram dolduramazsın yani. Ama herkes o kapasitesini en üst seviyede kullanması iyi değil mi? Kesinlikle. O zaman işte o kapasite ya da o potansiyel bir kere önce bunu keşfetmek önemli. Evet. Şimdi bu yolculukta seninle birlikte yapacağımız bu söyleşilerde hafıza, öğrenme, okuma, anlama, bütün bunlar üzerinde duralım istiyorum. Duralım. Bir de şöyle bir şey var. Bu söyleşileri yaptıktan sonra da seninle birlikte kendi beraber yürüttüğümüz o akademinin de eğitimler vermeye başladığını göreceğiz. Kesinlikle. Yani bizim amacımız zaten onunla bu konuştuğumuz bilgileri öğrencilerle paylaşmak, yetişkinlerle paylaşmak. Bu akademiler bu öğrencilere ve yetişkinlere eğitimlerini de verecek zaten. Çok doğru. Yani özellikle eğitici eğitimi diye bir alan var. Uygulayıcı eğitimi ve eğitici eğitimi. Evet. Dolayısıyla bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi 3 tane başlık var dedim ya. Ama birazcık böyle sohbetle girizgah yapalım istedim. Tamam, ama konuya ortadan gireceğim. Girelim abi. Tamam mı? Zihin haritası, hafıza, hızlı okuma. Bugünün başlangıç konusu olarak ben sana şunu sormak istiyorum. Hocam hızlı okuyacağız da ne olacak? Şunu diyorlar. Diyorlar ki ya hocam zaten 21. yüzyıl hızça. Bırak da Allah aşkına okumayı var yavaş. Şey değil mi? Zeki Müren de beni görecek. Hızlı okuyacağız da ne olacak hocam? Yani bence şöyle bir şey var. Yani ben şunu gördüm. Aslında bu kadar beraber işte hızlı okuma eğitimleri verdik değil mi? Sen de birçok hızlı okuma eğitimleri verdin. Ben de verdim. Ben şunu fark ettim. Ya bu bir teknik, bir yöntem. Bunu öğrendiğinde bu şey gibi hani böyle 40 yaşından sonra ya da 50 yaşından sonra gözlük takmak istersin ya. Değil mi? Biraz daha böyle küçük yazarı göreceksin. Hani hızlı okuma da aslında sana bir yöntem veriyor ve bir nebze anlamlandırmanı güçlendiriyor. Yani hızlı okumak bence biraz o isimde de bir markalaşma var ya. Selbak gibi. Dünyada da bu arada böyle geçiyor değil mi? Ama dünyadaki speed reading geçiyor ama dünyadaki algısı insanlar onun bir teknik olduğunu bilerek ona yaklaşıyor. Yani şapkadan tavşan çıkarmıyor abi. O zaman bir şey sorayım mı? Yani ben şimdi seneler öncesine dönüyorum bu arada. Benim de duyduğum zaman ön yargılarım olmuştu. Tabii. Tamam. Çünkü belki bu işin elbette bir ticari tarafı var. Şu iddialı söylemler de geliyor ya hani mesela 2 saatte okuma hızınızı bu kadara çıkaralım filan. Sence birazcık da bu söylemler bu işin derinliğini böyle çok sığlaştırıyor, basitleştiriyor ve arka planındaki o bilimsel temellerin konuşulmasına engel oluyor da çok güzel. Olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Bir de şöyle bir şey var. Yani sen hızlı okuma konusunda burada en çok insanların dikkat çekmesi gereken nokta bence anlamlandırma. Yani sen anlamlandırmanın güçlendirince hızlı okuduğunu farkına varıyorsun. Yani anlamadan okumanın bir sana bir kazancı yok. İşte burada ilk soru başlıyor. Bir de niye hızlı okuyasın ki? İşte ilk soru burada başlıyor. Evet. O zaman bizim hani bazı keywordlere yani anahtar kelimelere ihtiyacımız var. Çok güzel. Hızlı okuma ve anlama diyoruz. Evet. Yani içinde hız var, anlama var da biraz şöyle açarsan bize birkaç mesela anahtar kelimede aslında biz bu metodolojiyi kullanırken hangi anahtar kelimeler üstünde duruyoruz? Yani şöyle aslında sen hızlı okuma eğitimi alıyorsun ya bunu ben şundan yanayım yani bunu her yerde kullanacaksın diye bir şey yok ki. Yani senin ihtiyacın varsa yani karnı açsa yemek yiyorsun değil mi? Toksa yemiyorsun. Ya bu beceriyi kazanırsan, geliştirirsen her zaman hızlı okuyacaksın diye. Hayır abi böyle bir şey yok. İhtiyacın olduğunda kullanacaksın. O yüzden Tony Buzan buna ne diyor? Ha, çok güzel bir şey isim bulmuş. Hani daha doğrusu benzetme yapmış. İsviçre çakısı. Yani o İsviçre çakısı böyle çok güzeldir. Değil mi? İşinden böyle sürekli bir şeyler çıkar. Ve sen bunu kullanırsın. İhtiyacı yönelik kullanıyorsun. Kampçılar iyi biliyor bunu. Çok güzel. Bir de ama bunu hepsini bir anda açıp da kullanmıyorsun. Çünkü ihtiyacın olanı çekiyorsun abi. Cürdana mı ihtiyacın var? Makasa mı ihtiyacın var? Şimdi hızlı okumanın içerisinde birçok teknik var. Senin ihtiyacın olan sınava hazırlanırken anlamlandırma, biraz yöntemleri bilmek. Çünkü Türkiye'deki sınavlar ölçme değerlendirme sınavı olarak geçiyor ama aslında eleme sınavı. Sen rakipsin, bir humi var. Onun içine döküyorlar. O anlamlandırmayı hızlı yaparak çekiyor. Buna ihtiyaç varsa o zaman hızlı okuma senin için önemli. Bugün işte öğrencilerle yoğun olarak çalışıyorsunuz. Çalışıyoruz. Kaç kelimeden? Mesela bugün
bugün bir LGS hazırlanan öğrenci kaç kelimeden oluşan bir paragraf sorusuyla muhatap oluyor? Onu hemen söyleyeyim. Bunun da istatistikleri ve bizde verileri zaten var. Şimdi üniversite sınavına hazırlanan, LGS hazırlanan öğrencinin karşısına çıkan paragraf sorularında mesela üniversiteden başlayalım aşağı doğru gidelim. Hı hı. Bir kere gelen, yıllardır gelen paragraf soruları belli zaten. Yani 110 kelime, 120 kelime soru geliyor sana. Bir sorudaki, paragraftaki kelime sayısı 120. Hı hı. Sen şimdi bunu sana şöyle bir şey, bir ilk önce geneli söyleyeyim sana. Hı hı. 1 saat 15 dakika süren bir soru mekanizması var. 40 tane soru. Sen bunu şimdi 45 dakikaya indirmen iyi bir şey değil mi? Kesinlikle. Bir tane soruda da yani öyle bir soru var ki bazı soruyu sen 5 dakikada yapamıyorsun, bazı soruyu 40 saniyede ya da 30 saniyede çözebiliyorsun. Şimdi o zaman ilk konuşacağımız şey bir kere biz anlayarak hızlı okumada zaman kazanırız. Hı hı. Ya bu yöntemi, bu yöntem Türkiye'de olmazsa olmaz. Cebine koyman lazım. Yani özellikle öğrencilerin kariyer yolculuğundan baktığımızda sınav odaklı, eleme odaklı bir sistemden bahsediyoruz. Yani eğer böyle bir sistemin içindeysek zaten senin buna ihtiyacın var. Var. Peki bir şey aklıma getirdin hocam. Hani şimdi örnek vereceğim de senin araba otomatik vites biliyorum ama manuel olarak bir an düşünürsek yani. Çok güzel. Arabada 6 vites var. Sen her zaman 6. viteste mi gidiyorsun? Hayır. Tabii. Hayır. Ya. Neye göre değişiyor peki bu 2. 3. vites? Çünkü senin işte orada da çok güzel bir benzetme bu. Okuma hızın gelen metne göre değişmiyor mu? Değişiyor. Yani o zaman şöyle mi anlıyorum? Benim gideceğim yere varmak için bir zaman kısıtım varsa vitesi arttırıyorum. Evet. Ama örnek veriyorum. Seninle birlikte çıkmışız. Oraya doğru gidiyoruz. Rahat rahat gidiyoruz. Çok güzel. 3. 4. viteste çek. Evet. Orta şeritten git. Evet. Yani örnek veriyorum. Bir de şöyle bir şey, çok güzel bir şey söyledin. Orta şeride geldin. İstediğin bir benzinciye giriyorsun ya da bir işte dinlenme merkezine giriyorsun. Değil mi? Kahveni alıyor. Devam ediyorsun. Ama bu sefer sen kahveni alıp devam ettiğinde geride görsel olarak gördüğün yolu unutuyor musun? Hayır. Ama o zaman şu da aklıma geliyor benim. Az önce sana keyword demiştim ya, anahtar kelime demiştim ya. Süper. Demek ki dikkat ve odaklanma var. Çok güzel. Hız var. Hatırlama var. Derin anlama var bunların içerisinde. İşte bunları sende geliştirdiği için anlayarak hızlı okumaya ihtiyacın var. Vallahi hızlı okumaya mesela ihtiyacın yok. Hı-hı. Ama anlayarak hızlı okumaya ihtiyacın var. Şimdi bak. Burada o zaman tutuyorum. Tamam. Bak çok güzel bir kitap var. Çok güzel. Fransız bir bilim insanı. Stanley Dehaene diye geçiyor. Evet. Vallahi Fransızcam zayıf biraz. Kusura bakma. O yüzden. Evet. O kolay okunmuyor. Ha. Kesinlikle. Fransız bilim insanı ve özellikle bilişsel nörobilim alanında uzmanlaşmış. Şimdi ben sosyal medyada bazen konular görüyorum. Tamamen bu hızlı okuma ve anlamanın reddedildiği. Evet. Tamam mı? Bu kitap beyin nasıl okur diyor. Bak dikkatini çekiyorum. Göz nasıl okur demiyor. Beyin nasıl okur diyor. Evet. O zaman biz demek ki bu işin, yani gözün fotoğraf çektiğini biliyor bu kitap. Biliyor. Ama o okuma işleminin gerçekleşmesi için ikinci bir oyuncu daha devreye giriyor. O da beyin. O zaman dilersen hani şurada konuyu şimdilik park alanına çekelim. Güzel. İkinci buluşmamız da o zaman şu olsun. Peki biz bu okuma anlama becerimizi nasıl geliştireceğiz? Biz eğitimlerimizde metodolojik olarak neler yapıyoruz? Zihin haritalarını, hafıza tekniklerini bu işin içerisine nasıl entegre ediyoruz? Çok güzel. Özellikle hangi dijital araçları kullanıyoruz? Kesinlikle. Bunları konuşacağımız bir ikinci o zaman buluşmada görüşmek üzere diyeyim. Çok güzel. Bir sonraki sinemada görüşmek üzere. Kesinlikle. O zaman herkese ve sana zihin açıklığı diliyorum. Hocam görüşürüz. Görüşürüz hocam. Sevgiler. Sevgiler.